Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kanal 34 televizyonu seyircileri. Bugünkü ayetlerle baş başa programımızda Allah her şeyi bilir konulu ayetler üzerinde olacaktır. Yüce Allah bize doğru anlatma, siz dinleyenlere de anlama vasfı, anlayışı ve duygusu versin inşallah. Bakara suresi 33. ayet. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver dedi. O bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki, size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratacağı zaman melekler itiraz ettiler. Dediler ki, ya Rabbim, yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın? Yüce Allah da meleklere dedi ki, buyurdu ki, siz benim bildiğimi bilmezsiniz, buyurdu. Sonra Hazreti Adem'i yarattı ve Hazreti Adem ile melekleri imtihan etti. Hazreti Adem meleklerden daha bilgili çıktı. İmtihanı Hazreti Adem kazandı. Çünkü Allahu Teala Hazreti Adem'e meleklerden daha fazla bilgi vermişti. Bakara suresi 33. ayet. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver dedi. O bunları onlara isimleriyle haber verince dedi ki, size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Enam suresi 59. ayet. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Allahu Teala bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz, yerde ve gökte, yerin derinliklerinde ve göğün derinliklerinde olan her şeyi bilir. Çünkü yaratan, hiç yaratan bilmez mi? Yaratıcı her şeyi bilir. Her şeyi yaratan her şeyi bilir. Ama yaratılan her şeyi bilemez. Bir yaprak bile dalından Yüce Allah'ın izni olmadan düşmez. Hiç kimse Yüce Allah'ın izni olmadan ölmez, dünyaya gelmez. Rüzgar Yüce Allah'ın izni olmadan esmez. Allahu Teala denizlerde, dağlarda, yerlerde, göklerde ve her şeyi bilir. Ama bazı kişiler vardır ki ben falcıyım derler. Geçen gün birisi benden para istedi, yardım istedi, yardım ettim. Dedi ki biraz daha yardım edersen ben geleceğini de sana söyleyeyim. Dedim ki sen falcısın, geleceği Yüce Allah'tan başka kimse bilemez. Ne seni dinlerim ne de sen bana bunu söylemiş ol dedim. Ne de ben işitmiş olayım dedim. Hud suresi 123. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allahu Teala bizim düşündüğümüzü ve düşünmediğimizi, açığa vurduğumuzu ve vurmadığımızı, aşikar söylediklerimizi ve söylemediklerimizin hepsini bilir. Hiç yaratan bilmez mi? Bu dünyada benim yaptığım yanıma kar kalacak diyenler
pişman olacaklardır ama iş işten geçmiş olacak. Nasıl ki sokaklarda mübesa kanal şeyleri var, görüntüyü alan aletler varsa, nasıl ki önemli yerlerde görüntüyü alan şeyler varsa, Yüce Allah da bütün yaptıklarımızı kayıt altına alır. 12 en geç 15 yaşına kadar insanları sorumlu tutmaz. İnsanlar aklı baligh olduktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur. Ve Yüce Allah her şeyi mahşer günü görüntüsüyle beraber, saatiyle, dakikasıyla beraber ve yaptığımız her şeyi bize seyrettirecektir. Ayrıca şahitler çağıracaktır ve hiçbir şeyi insan inkar edemeyecek. Öyle kişiler vardır ki ömür boyu Yüce Allah'a şirk koşar. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği tek suç kendisine şirk koşulmasıdır. Adam ömür boyu Yüce Allah'a şirk koşmuş ve tevbe etmeden vefat etmiş. Allah-u Teala onu mahşer günü huzuruna çağıracak. Diyecek ki sana verdiğim ömür içerisinde bütün ömrün boyunca hep bana ortak koştun, bana şirk koştun. O da diyecek ki vallahi billahi tallahi ben şirk koşmadım. Tabi görüntüler olacak, şahitler olacak, her şey aleyhinde bu ömür boyu şirk koştu, sana ortak koştu, senin emirlerinin karşısına çıktı. Hem kendisi senin razı olmadığın bir hayat yaşadı, hem de başkalarının şeytanın peşine takılıp gitmeleri için uğraştı diye şahitlik yapacaklar. Fakat o gene vallahi billahi tallahi ben bu günahları işlemedim, bu görüntüler bana ait değil, bu şahitler doğru söylemiyor diye adam inkar edecek. Her şeyi inkar edecek. Ama Allah-u Teala o zaman ağzını kapatacak, gözlerini konuşturacak, kulaklarını konuşturacak, ellerini konuşturacak, ayaklarını konuşturacak, derilerini konuşturacak, derisini konuşturacak ve bütün organlarını konuşturacak. Organlar diyecek ki bu söylenen her şeyi yaptı. Bu görüntülerdeki bütün olaylar doğrudur. Bu şahitlerin söylediği her şey doğrudur. Biz de şahidiz ki bu bütün bu günahları işledi ve ömür boyunca sana ortak koştu, sana şirk koştu. Tabi adam kendi uzuvlarının konuşmasına kızacak. Niçin benim aleyhimde konuşuyorsunuz diyecek. Onlar da diyecekler ki adamın vücudunun uzuvları, elleri, ayakları, gözleri, kulakları diyecek ki biz kendiliğimizden konuşmuyoruz. Allah bizi konuşturuyor diyecek. Tabii Enam suresinde bu ayetler var. Adamın cezası ebediyen cehennemde kalmak. Allah-u Teala cehennem zebanilerini çağıracak. Bunu alın götürün ebediyen cehenneme atın bunu. Buyuracak Allah-u Teala. Tabii gitmek istemeyecek adeta sürükleye götürecekler. Cehennem ateşini görünce yalvaracak ama çok yalvaracak. Allah-u Teala'ya yalvaracak. Allah-u Teala keşke nasıl yalvardığını bir görseniz buyuruyor. Enam suresinin 20 ile 30 arasındaki ayetlerinde, yani 20. ayetinden 30. ayetine kadarki ayetlerde bunu anlatır bize Allah-u Teala. Diyecek ki en son çare olarak ya Rabbim bana bir fırsat daha ver, beni dünyaya bir daha gönder, iyi işler yapayım. Senin razı olduğun işler yapayım. Tabi Allah-u Teala bir daha dünyaya göndermez insanları. Ama gönderse bile o kişi gene eski günahlarına döner. Nerede o günahları bırakmışsa, ölüm gelmişse, o günahları terk etmişse,
gene o günahlarına devam eder. Çünkü söylediği her şey yalan. Şeytan da öyle değil mi? Şeytan cennetteydi. Yüce Allah'ın Adem'e secde et, edin emrine karşı çıktı. Bütün melekler ve cinler secde ettiği halde cin olan şeytan secde etmedi ve bu konuda geri adım atmadı, direndi. Yüce Allah ile adeta münakaşaya girdi. Bunun üzerine Allah-u Teala onun rahmetinden kovdu. O da mahşer gününe kadar ömür istedi. Cenab-ı Allah da imtihan dünyasının bir gereği olarak ona, şeytana ömür verdi. Şeytan da dedi ki senin dost doğru yolunun ortasına oturacağım ve Hazreti Adem'den bu Adem'den çoğalan insanların çoğunu kendime tabi kılacağım dedi. Şeytan cenneti gördü, yüce Allah'ı da gördü. Yüce Allah kıyamet mahşer gününe de inanıyor. Çünkü söylediği sözlerde bunlar çıkıyor. Yüce Allah'ın yolunun dosdoğru olduğunu da biliyor. Ama buna rağmen niçin şeytan oldu? Çünkü kibirlendi, hatasından geri dönmedi, tevbe etmedi ve geri adım atmadı. Atmadığı için şeytan oldu. Aynen dünyamızda Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar ve günümüzde de böyle şeytanlaşmış insanlar var. Bunlar 100 senede yaşasa, 1000 senede yaşarsa inkarcılıklarından hiç vazgeçmezler ve hiçbir zaman yüce Allah'ın razı olduğu işler yapmazlar. Çünkü Cenab-ı Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Niçin mühürlemiştir? Onlarda yüce Allah'ın rızasını kazanacak bir istek olmadığı için, bir davranış olmadığı için, bir teşebbüs olmadığı için yüce Allah onların kalbini mühürler ve onlar artık her şeyi kaybedenler olurlar. Nahl suresi 77. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir ve ya da yakındır. Ve daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç getirendir. Allah-u Teala bazı şeyleri peygamberlerine bildirmiş. Bunun dışında açıklanmaması gereken şeyleri peygamberlere dahi bildirmemiş. Örneğin kıyametin ne zaman kopacağını hiçbir peygamber bilemez. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bilemez. Cebrail peygamber efendimize sordu. Dedi ki kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber efendimiz Aleyhisselam dedi ki surulanın bilgisi de suran kadardır. Bu konudaki bilgisi suran kadardır. Yani sen kıyametin ne zaman kopacağı hakkında ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Ben kıyametin ne zaman kopacağını bilmem ve yüce Allah'tan başka hiç kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmez buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kıyametin kopması aynen göz açıp kapatma gibi olacaktır. Bir anda olacaktır. Kişi yerine kalkıp kalkmadan olacaktır. Yani bir anda olacaktır. Nahl suresi 77. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir ve daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç getirendir. Kehf suresi 26. ayet. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiçbir şeyi ortak kılmaz. Allah-u Teala Ashab-ı Kehf'i senelerce mağarada uyuttu. Ashab-ı Kehf inkarcı bir kralın sarayında görev yapıyorlardı, çalışıyorlardı ve bunlar gizlice yüce Allah'a iman etmişlerdi, Müslüman olmuşlardı. Sonra belli bir vesile dolayısıyla onların iman ettiği ortaya çıkınca kral onları hapsetti. Hapisten kaçtılar ve uzak bir yerde bir mağaraya sığındılar.
O mağarada Cenab-ı Allah onları uyuttu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onların Hicri İslam takvimine göre 300 sene, şimdiki kullandığımız takvime göre 300 sene, Hicri İslam takvimine göre de 309 sene uyuttuğunu bize bildiriyor. Ama ne kadar uyuduklarını Allah-u Teala bilir. Yüzyıllarca sonra onları uyandırdığında, Ashab-ı Keyf'i uyandırdığında, ki Keyf suresinde bu ayetler geçer. Sordu Allah-u Teala onlara, sordu ne kadar uyudunuz? Onlar da dediler ki ya bir gün ya yarım gün uyuduk dediler. Çünkü zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorlardı. Ama dediler ki biz şehre bir arkadaşımızı gönderelim. O gitsin bize biraz yiyecek alsın, içecek alsın dediler. Ama yiyecek ve içecek alan kişi şehre gittiğinde evlerin mimarisinin değiştirdiğini, bitki örtüsünün değiştiğini, insanların giyim kuşamlarının değiştiğini ve parasının da geçmediğini, kimsenin o parayı tanımadığını gördü. Demek ki Ashab-ı Keyf'in ne kadar mağarada uyuduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Hud suresi 123. ayet. Nahl suresi 77. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir ve daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç getirendir. Kehf suresi 26. ayet. Dedi ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Allah-u Teala ne yaptığımızı görür, ne yaptığımızı işitir. Bize şah damarımızdan, can damarımızdan, beynimize giden bu damardan daha yakındır. Bize bizden daha yakındır. Onun için hiç kimse yaptığını inkar edemez. Eğer inkar ederse de geçersiz olacak bu. Çünkü görüntüler olacak, şahitler olacak. Yazılı ve görsel görüntüler, her şey olacak. Ve artık kişi inkar edemeyecek. İnkar etse de para etmeyecek. Furkan suresi 6. ayet. De ki onu göklerde ve yerde gizli olanı bilen Allah indirmiştir. Doğrusu o çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala indirmiştir. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın kitabıdır, yüce Allah'ın sözleridir. Kur'an-ı Kerim'e uyan, Kur'an-ı Kerim'e uyan, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, hayatına tatbik eden ve başkasına tebliğ eden, doğru bir şekilde tebliğ eden kurtulacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanan, onun peygamber olduğuna iman eden ve yüce Allah'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine örnek alan kişi kurtulacaktır. Kısacası insanlar imanın 6 temel şartına inanırlarsa, bunu hayatlarına tatbik ederlerse ve bunu başkalarına doğru olarak tebliğ ederlerse, İslam'ın 5 temel şartına inanırlarsa, bunu iyi bir şekilde öğrenip hayatlarına tatbik ederlerse ve doğru bir şekilde insanlara tebliğ ederlerse, iletirlerse, o kişiler kurtulacaklardır. İnanmayanlar da ebediyen kaybedeceklerdir. Pişman olacaklardır ama bu pişmanlık onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Furkan suresi 6. ayet. De ki onu göklerde ve yerde gizli olanı bilen Allah indirmiştir. Doğrusu o çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Evet, Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın kitabıdır. Tevrat, Zebur ve İncil de yüce Allah tarafından gönderildiği orijinal şekliyle, değişmemiş şekliyle, onlar da yüce Allah'ın kitaplarıdır. Yüce Allah'ın gönderdiği sahifeler de, bazı peygamberlere gönderdiği sahifeler de
Yüce Allah'ın kitabı sayfeleri olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de inanıyoruz ki, iman ediyoruz ki Allah-u Teala'dan gelmiştir. Yüce Allah'ın kitabıdır. Neml suresi 65. ayet. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Nasıl ki Allah-u Teala bizi bizi yaratmışsa, belli bir ömür vermişse, nasıl şimdi yaşıyorsak, zamanı geldiği zaman Allah-u Teala ruhumuzu görevli meleğiyle alacak ve biz ahiret hayatına göçeceğiz. Allah-u Teala nasıl bizi yoktan yaratmışsa, nasıl yaratmış Allah-u Teala anne ve babamızı vesile kılarak, önce bir damla su, sonra bir damla su, sonra bir damla kan, sonra bir parça et, sonra et kemik, sonra suret vermiş, sonra bizi bir insan olarak düzenlemiş ve belli bir zaman sonra annemizden dünyaya gelmişiz. Önce çocuktuk, önce çocuk bebektik, sonra çocuk olduk, sonra genç olduk, sonra bu yaşımıza geldik. Zamanı gelince de Cenab-ı Allah ruhumuzu görevli meleğiyle alacak ve ahirete gideceğiz. Allah-u Teala bizi yeniden diriltecektir. Ahirette yeniden diriltecektir. İnsanın yaratılması diriltilmesinden daha zordur. İnsanın ahirette diriltilmesi yaratılmasından daha zordur ki Yüce Allah için hiçbir zorluk yoktur. Nasıl ki İlkbaharda yağmurlar yağdığı zaman nerede bir tohum varsa yeşerirse, her taraf yemyeşil olursa, her taraf işlenmiş rengarenk halı gibi yerler düzenlenirse, çiçeklenirse, güzel bir hal alırsa, nasıl ki yaz geldiği zaman bütün o çiçekler kurur, çerçöp oluyorsa, Allah-u Teala aynen o ilkbaharda yerden çıkan bitkiler gibi, çiçekler gibi, her şey gibi insanları da mahşerde yaratacaktır. Nasıl ki kuru bir toprağa Allah-u Teala yağmur gönderdiği zaman o toprak canlanırsa, her türlü meyve, bitki, sebze yetişirse, Allah-u Teala da mahşer günü insanları tekrar yaratacaktır. Nasıl ki bizi yaratmışsa bizi mahşer günü yeniden diriltecektir. Lokman suresi 34. ayet. Neml suresi 65. ayet. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Lokman suresi 34. ayet. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Yağmuru yüce Allah yağdırır. İnsanı Yüce Allah yaratır. Kimsenin yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Ben Malatya'nın İzulkale ilçesinin Aluşlu Kara Hüseyin köyündenim. Bizim köyden Hasan Basri Yalçınkaya diye isminde bir akrabamız vardı. Çok güzel bir akrabaydı. Çok güzel bir insandı. 1995'te vefat etti. Hala bence köyümüzde yeri doldurulamamıştır. Aluşlu'da yeri doldurulamamıştır. Beraber Güngören mezarlığına gittik. Güngören mezarlığında onun hanımı yatıyordu. Benim de annem yatıyor. Gittik. Mezarları ziyaret ettik. Dedi ki hanımın yattığı mezarı göstererek burayı dedi ben hanımım ve kendim için yaptım. 3 kişiliktir burası. Benim yerim burasıdır dedi. Benim yerim burasıdır. İnşallah ben dedi burada dedi toprağa verileceğim. Benim mezarım burasıdır dedi. Ama zaman geçti.
Adam köyde vefat etti ve köyde defnedildi. Köy mezarlığında toprağa verildi. Güngören mezarlığındaki hazırladığı yer kendisine nasip olmadı. Gene onun yeğeni Mustafa Yalçınkaya, Mustafa Yalçınkaya, Hasan Basri'nin yeğeni, ablasının oğlu Mustafa Yalçınkaya, köyde yerini hazırlamıştı, mezarını hazırlamıştı ve her şeyi hazırlamıştı. Ben ölünce vasiyet etmişti, beni burada, bu mezarda toprağa verin dedi. Ama geçenlerde bir ay, bir buçuk ay kadar önce, iki ay kadar önce burada vefat etti ve burada toprağa verildi, İstanbul'da toprağa verildi. Demek ki hiç kimse nerede öleceğini, nasıl öleceğini bilemez. Lokman suresi 34. ayet. Kıyametin saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Sebe suresi 48. ayet. De ki şüphesiz Rabbin hakkı batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine koyar. O gökleri, o gaybleri bilendir. Allahu Teala her şeyi bilir. Bizim bildiğimizi de bilir, bilmediğimizi de bilir. Gözümüzün gördüğünü de bilir, görmediğini de bilir. Duyduğumuzu da bilir, duymadığımızı da bilir. Her şeyi bilir. Çünkü her şeyi yaratan her şeyi bilir. Allahu Teala daima daima iyilerin yanındadır. İyiler devamlı kazanır, kötüler kaybeder. Firavun dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zalim hükümdarlarından biriydi. Ama Firavun'a Cenab-ı Allah iki tane peygamber gönderdi. O zulmü terk etmesi için iki peygamber gönderdi. Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u gönderdi. Hazreti Musa ile Hazreti Harun iki kişiydiler. Firavun'un ordusu vardı, askeri vardı, parası vardı, saltanatı vardı, malı, mülkü, her şeyi vardı. Ama iki kişi kazandı. Allah'ın peygamberleri Hazreti Musa ile Hazreti Harun kazandı. Firavun ile askerleri denizde boğuldular. Hepsi denizde boğuldular. Firavun dahil bütün askerleri Firavun'la beraber denizde boğuldular. Ebu Cehil Mekke'nin itibarlı bir kişisiydi. Sözü dinlenen bir kişisiydi. Nüfus sahibi bir kişisiydi. Bir ara Mekke'nin yöneticisi de oldu. Ama Ebu Cehil kaybetti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kazandı. Nemrut kaybetti, Hazreti İbrahim kazandı. Devamlı iyilik kazanır, kötülük kaybeder. Kötülük belki bazen güçlü görünür ama eninde sonunda kötülük yapan zulmeden ve kötülük kaybolur gider, devamlı iyilik kazanır. Sebe suresi 48. ayet. De ki şüphesiz Rabbin hakkı batılın yerine ve dilediği kimsenin kalbine koyar. O gökleri, o gaybleri bilendir. Enbiya suresi 18. ayet. İyilik kötülüğü mahveder. Devamlı iyilik kötülüğü yok ortadan kaldırır. Devamlı iyilik kötülüğü ortadan kaldırmıştır. Ve iyiliğe son vermiştir. İyilik kazanır, kötülük kaybeder. İyiler kazanır devamlı, kötüler mutlaka kaybeder. Kötülük yapan kişiyi zulmeden kişi kökleri olmayan bir ağaca benzer. Kötü bir söz, kötü bir iş, kötü bir icraat kökü olmayan bir ağaca benzer. İyi bir iş, iyi bir söz, iyi işler, iyilik yapmak da kökü derinliklerde olan bir ağaca benzer. Fatır suresi 38. ayet. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Gerçek şu ki o sinelerin özünde saklı olanı bilir. Evet, Allahü Teala her şeyi bilir, her şeyi bilir.
düşündüğümüzü ve düşünmediğimizi, geleceğimizi ve geçmişimizi, her şeyi bilir. Her şeyi bilir çünkü her şeyi yaratandır. Enam suresi 28. Enam suresi 28. ayet. Kafir dünyaya geri dönse gene inkarcı olur. Evet. Adam çok günah işlemiş. Yüce Allah'a ortak koşmuş ve öylece ölmüş. Ebediyen cehennemlik olacak işler yapmış. Allah-u Teala onu mahşer günü hesaba çeker. Der ki senin yaptığın günahların cezası ebediyen cehennemlik olmandır. Tabi görüntüler vardır, kayıtlar vardır, şahitler vardır, her şey vardır. Hangi yaşta, hangi saatte, nerede suçu işlediği her şey, bütün kayıtlar var. Ama adam ebedi cehennemlik olduğunu anlayınca vallahi billahi ben bunları yapmadım der. Yalan söyler. Tabi söylediği sözler yalandır. Herkes her şeyi herkesi kandırabilir. Kişi kişiyi kandırabilir. Kişi mahkemedeki hakimi yanıltabilir. Hakemi yanıltabilir, hakimi yanıltabilir, herkes herkesi aldatabilir. Ama hiç kimse Yüce Allah'ı yanıltamaz. Çünkü Yüce Allah yaptığı zaman insana şah damarından daha yakın olduğu için yaptığı zaman bizzat suçüstü yakalayan, suçüstü gören ve her şeyi duyan, her şeyi görendir. Evet. Enam suresinin 28. ayetinde ne görüyoruz? Kafir dünyaya geri dönse gene inkarcı olur. Tabi adam ebediyen cehennemlik olduğunu anlayınca ve cehennem zebanileri de onu alıp cehenneme doğru götürünce çok yalvaracak. Bunu nereden biliyoruz? Enam suresinin 28. ayetinden önceki ayetlerde ve 28. ayetinde, Enam suresinin 28. ayetindeki sonraki ayetlerde de görüyoruz. Cehenneme doğru götürülünce gitmek istemeyecek, çok yalvaracak. Allah-u Teala keşke nasıl yalvardığını bir görseniz buyuruyor. Tabii en son çare olarak diyecek ki beni dünyaya bir daha geri dön der ki İyi işler yapayım diyecek ve Cenab-ı Allah'a yalvaracak. Dünyaya bir daha dönüş yok ama Allah-u Teala dünyaya bir daha göndersem gene eski günahlarına, hatalarına, inkarcılığına devam eder buyuruyor. Çünkü o yalan söylüyor. Evet, nasıl ki şeytan cenneti gördü. Yüce Allah'ın dosdoğru yolunu, dosdoğru olduğunu biliyor. Mahşer gününe kadar bana ömür ver diyorsa ve her şeyi bildiği halde Yüce Allah'ın yolunun dosdoğru yolu olduğunu biliyor. Yeniden dirilmeye de inanıyor. Cenneti de gördü. Yüce Allah ile de konuştu. Fakat niçin şeytan oldu? Büyüklendiği için, kibirlendiği için, hatasını kabul etmediği için, tevbe etmediği için, hatasından geri dönmediği için, geri adım atmadığı için ve direndiği için, hatasında direndiği için şeytan oldu. İşte böyle insanlar da var. Bu Enam suresinin 28. ayetinde Yüce Allah'ın bize tanıttığı kişi ve kişiler de aynen şeytan gibi bir daha dünyaya gelseler gene zulüm yaparlar, gene kötülük yaparlar. Bu dünyada 100 sene yaşasalar, 500 sene yaşasalar, 1000 sene yaşasalar gene yaptığı kötülüklerden vazgeçmezler. Enam suresi 28. ayet. Kafir dünyaya geri dönse gene inkarcı olur. Hucurat suresi 18. ayet. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Gayb ne demektir? Bizim bilmediğimiz şeyler demektir. Gözümüzle görmediğimiz şeyler demektir. Aklımızla idrak edemediğimiz şeyler demektir. Duymadığımız şeyler demektir.
Yüce Allah bütün gizli şeyleri bilir. Gizlinin gizlisini bilir. Hucurat suresi 18. ayet. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Evet, Yüce Allah her şeyi bilir çünkü her şeyi o yaratmıştır. Hiç yaratan bilmez mi? Cin suresi 26. ayet. O gaybı bilendir. Kendi gaybını görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ona mutalli kılmaz. Evet, Yüce Allah peygamberlerine bazı şeyleri bildirmiştir ama bazı şeyleri de bildirmemiştir. Hiç kimse peygamberler dahil her şeyi bilmez. Örneğin bütün peygamberler kıyametin ne zaman kopacağını Yüce Allah bildirmemiştir. Bütün peygamberlere, hiçbir peygambere bildirmemiştir. Hiçbir peygamber de kıyametin ne zaman kopacağını söylememiştir. Cin suresi 26. ayet. O gaybı bilir, gaybı kimseye bildirmez. Cin suresi 27. ayet. Ancak peygamber olmasını istedikleri bunun dışındadır. Allah-u Teala kendi peygamberlerine bazı bilmediklerimizi, bazı gayip haberlerini, bazen bilinmeyen olayları bildirir. Niçin bildirir? Peygamberlerini desteklemek için. İnkarcılar karşısında onların kendilerini, peygamberlerin kendilerini müdafaa etmeleri için. Sebe suresi 14. ayet. Cinler de gaybı bilmez. Evet, insanlar gaybı bilmez, cinler de gaybı bilmez. O zaman falcılar yandı, gelecekten haber veririz diyenler yandı. Onlar her şeyini kaybettiler, kaybederler. Falcı her şeyini kaybeder. Gelecekten haber verenler her şeyini kaybederler. Çünkü Cenab-ı Allah insanlara da gaybı bildirmemiş, cinlere de gaybı bildirmemiş, geleceği hiç kimse bilemez. Hazreti Süleyman'a Allah-u Teala birçok meziyetler vermişti. Rüzgarı onun emrine vermişti. Karıncalarla konuşurdu, karıncaların dilini bilirdi. Koçların dilini bilirdi. Rüzgarı aynen bir araba gibi kullanırdı. Uzak yerlere rüzgar onu alır, götürür ve getirirdi. Ve Hazreti Süleyman'ın emrine Allah-u Teala cinleri de vermişti, şeytanları da vermişti. Hazreti Süleyman cinleri ve şeytanları çalıştırırdı. Bir gün Hazreti Süleyman cinleri çalıştırırken onları ibadet ediyordu. Bazen ayakta ibadet ediyordu. Asasına dayanmıştı ve ibadet ediyordu. Onları seyrediyordu. Hem ibadet ediyordu hem arada sırada cinler çalışıyor mu çalışmıyor mu diye seyrediyordu. Ben Kudüs'e gittim, nasip oldu Kudüs'e gittim. Kudüs'te ve Filistin'de 10 gün kadar durdum. Hazreti Süleyman'ın Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşadığı yerleri, Hazreti Davud'un yaşadığı yerleri gördüm. Hazreti Davud'un türbesini, Hazreti İbrahim'in türbesini, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yusuf peygamberin türbesini ki Mısır'dan nakletmişler, Filistin'e nakletmişler. Hazreti Musa'nın türbesini gördüm, Lut Gölü'nü gördüm. Birçok yerlere Mescid-i Aksa'yı gördüm. Bir hafta boyunca sabah namazı kıldım. Mescid-i Aksa'da bir cuma günü cuma namazı kılmak da nasip oldu. İnşallah Kudüs'ü Müslümanlar tekrar fethederler. İnşallah Müslümanlar tekrar Kudüs'e hakim olurlar. Ve Hazreti Süleyman cinleri çalıştırırken, ayakta onları seyrederken veya ibadet ederken, ki bazen ayakta ibadet ederdi, Yüce Allah ruhunu aldı. Fakat yere düşmedi. Yere düşmedi. Sopasına dayanmıştı, asasına dayanmıştı. Öylece kaldı. Ve ne kadar kaldığını Yüce Allah bilir. Dayandığı sopasının asasının içerisine bir ağaç kurdu, bir güve bir ağaç kurdu girdi. Ağaç kurdu,
onun dayandığı supasını, asasını içeriden yemeye başladı. Ne zaman ki içini boşalttı, asası kırıldı, supası kırıldı, yere düşünce cinler o zaman anladılar Hazreti Süleyman'ın vefat ettiğini. Demek ki cinler de gaybı bilmez. Yüce Allah da bize bunu böyle bildiriyor. Evet, cinler de gaybı bilmez. Sebe suresi 14. ayet. Cinler de gaybı bilmez. Kehf suresi 66. ayet. Kehf suresinin 66. ayetinde Allah-u Teala bize Musa ile Hızır aleyhisselamın kısasını anlatır. Hazreti Musa'ya sormuşlar. Hazreti Musa Kelimullah diyoruz Hazreti Musa'ya. Çünkü Hazreti Musa, Yüce Allah ona bu kabiliyeti vermişti. Tur Dağı'na gittiği zaman perde gerisinde Yüce Allah ile konuşurdu. Örneğin kendisine peygamberlik görevi verildiği zaman bir yolculuk esnasında uzak yerde bir ışık gördü. Hanımına ve çocuklarına dedi ki siz burada bekleyin, ben uzakta bir ışık görüyorum. Gideyim orada bir ateş getireyim. Belki yakar ısınırız, hava soğuktu. Belki orada insanlar vardır, yiyecek alırım dedi. Ama o ışığın yanına yaklaştığı zaman Allah-u Teala orada bir ağaçtan seslendi. Ben yeri ve göğü yaratan Allah'ım, sen de benim peygamberimsin buyurdu. Orada peygamberlik görevini verdi. Yüce Allah orada bir ağaçtan konuştu. Yüce Allah her yerde hazır ve nazırdır. Hazreti Musa'nın birisiyle bir yolculuğu vardır. Bir yerde sorarlar Hazreti Musa'ya. Derler ki yaşayan en bilgili kişi kimdir? Hazreti Musa da der ki en bilgili kişi benim. Çünkü Cenab-ı Allah ile konuşan kişidir. Kelimullah'tır. Allah'ın peygamberidir. Fakat Allah-u Teala ona buyurur ki hayır, sen en bilgili kişi değilsin. İki denizin birleştiği yerde biri var ki o senden daha bilgilidir buyurur Allah-u Teala. Hazreti Musa da merak eder. Bu benden bilgili olan kişi acaba kimdir diye merak eder. Ve genç bir arkadaşıyla ki bunun Yuşa bin Nun, Beykuz'da yatan Yuşa veya Beykuz'da makamı olan Yuşa olduğunu, Hazreti Yuşa olduğunu söylerler. Onunla beraber yola çıkar ve yanında da yemekleri vardır. Pişmiş bir balık vardır yemek olarak. Bir yere kadar yürürler. Orada biraz dinlenmek ister Hazreti Musa arkadaşıyla beraber. Orada uyurken Hazreti Musa o pişmiş balıkları canlanır ve denize atlar, yüzer gider. Tabi uyandığında gene yolculuğuna devam ederler ve belli bir süre gittikten sonra arkadaşına der ki yemeğimizi açalım da yiyelim, acıktık der. Arkadaşı da der ki sen dinlendiğimiz yerde balık canlandı ve denize atlayıp gitti. Ben de bunu sana söylemeyi unuttum. Hazreti Musa der ki oraya geri dönelim. O beklediğim kişi orada olabilir, oradadır der. Tekrar o dinlendiği yere geri dönerler. Orada bir kişi bulurlar. Arkadaşı ona der ki seninle arkadaşlık yapmak istiyorum. Tabii o bilgili kişi olduğunu anlar Hazreti Musa. Seninle bir yolculuk yapmak istiyorum der. O da der ki benimle yolculuk yapmaya dayanamazsın, itiraz edersin, karşı çıkarsın, isyan edersin. Hazreti Musa da onun nasıl kendisinden bilgili olduğunu anlamak için onunla yolculuk yapma üzerinde ısrar eder. Adama kabul ettirir. Ve yolculuk başlar, bir gemiye binerler, adam gemiyi delmeye başlar. Hazreti Musa nasıl gemiyi delersin? Gemi delinince su alacak ve gemi batacak diye karşı çıkar. Adam da der ki hani benimle yolculuk yapmayı şarta bağlamıştık. Yaptığım hiçbir şey itiraz etmeyecektin,
itiraz etmeyecektin, karşı çıkmayacaktın ve isyan etmeyecektin. Peki bana bir şans daha tanı der ve ikna eder adamı, yolculuk devam eder, bir köye giderler, o köyde bir yere giderler, çocuklar oynuyorlardır orada, bir genci tutar çocuğu veya genci tutar öldürür. Öldürünce Hazreti Musa isyan eder, der ki sen suçsuz bir çocuğu nasıl öldürürsün, sen niye bunu yaptın diye ısrar eder ve sonunda bir köye giderler, o köyde yemek isterler, köylüler yemek vermezler, yıkık bir duvarı yeniden yapar ve sonra gene itiraz eder Hazreti Musa, oradan ayrılırlar. Fakat bu işlerin mahiyetini söyler ona. Gemi fakir insanların gemisiydi. Onu deldim ki karşıda bir zalim hükümdar vardı. Sağlam gemilere el koyuyordu. Bunu onun için deldim dedi. Bir çocuğu öldürdüm. Niye öldürdüm? Çünkü bu çocuk büyüdüğü zaman annesinin, babasının ve çevresinin imanını cehennemlik olmalarına sebep olacaktı. Duvarı niye yaptım? Duvar iki tane fakir çocuğun, yetim çocuğun duvarıdır. Babası ölmeden önce hazinesini burada saklamış. Ben o duvarı yeniden yaptım ki çocuklar büyüyünceye kadar hazineyi kimse götürmesin. Büyükler, çocuklar büyüyünce hazineyi alıp kullanacaklar dedi. Bunları ben kendimden yapmadım. Bunları Allah emrettiği için yaptım dedi. Bundan da anlıyoruz ki Yüce Allah peygamberlerine de her şeyi bildirmez. Tabii o adam kimdi? Bazı alimler diyor ki o adam Hızır'dı. Bazılar da derler ki hayır, bir melekti. Hızır olsaydı çocuğu öldürme hakkı yoktu. Belki de Allah bilir, Allahu Teala bilir, bir melekti. Değerli Kanal 34 televizyonu seyircileri, süremiz burada sona erdi. Gelecek cumartesi günü saat 17 ile 18 arasında tekrar buluşmak umuduyla Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü iyiliği üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'a ısmarladık.